Komiser Selim, Gülnaz ve kızının tanık ifadeleri doğrultusunda çizilmiş robot resimlerini ekiplere dağıtırken, Başkomiser Orhan, Gülnaz ve kızı hakkında bir şeyler bulabilmek umuduyla kayıp müracaatlarını tekrar incelemeye karar verdi. Bu arada maktulün evinden ve iş yerinden toplanan onlarca delili incelemek için kriminal laboratuvarındaki yoğun çalışma devam ediyordu. Zeynep. Sonunda bitti başkomiserim. Evdeki parmak izlerinden bazıları Hasan Tokgöz'e ait. Hasan Tokgöz mü? Eski bir sabıkalı. Yeni çıkmış içeriden. Yamuşamba'daki parmak izleri? O da Mehmet Aldemir'e ait. Peki evdeki DNA örnekleri? Henüz çıkmadı başkomiserim. Sonuçları bekliyoruz. Selim, hemen Hasan'ın sabıkalı arkadaşlarını arıyorsun. Bunların kesin birbirlerinden haberi vardır. Ben de Mehmet'i sorgulayayım. Tamam, başla. Komiserim, bırakın beni gideyim. Bir sürü işim gücüm var. Biraz zor görünüyor Mehmet. Ama her şeyi anlatırsan başka. Daha ne anlatayım komiserim size? Avukat ister misin? Ne avukatı? Cesedinin sarıldığı muşambanın üzerinde parmak izin bulundu. Hadi yorma beni de anlat. Para için yaptınız. Komiserim ne parası? Kimden bahsediyorsunuz siz? Hasan Tokgöz'ü tanır mısın? O kim? Büyük bir ihtimalle suç ortağın. Yok, tanımıyorum öyle birini ben. Peki ne işi vardı muşambanın üzerinde senin parmak izin? Komiserim ben onu ustama götürmüştüm. Neyi, muşambayı mı? Evet, ustam bugün telefon etmişti. Eşyamı ne saracakmış? Gittiğinde yalnız mıydı ustan? Evet. Yani Gülnaz da kızı yoktu. Yoktu. Sen de bu fırsat boğdun adamı. Sonra da Hasan'ı çağırdın. Birlikte parçaladınız cesedi. Ne? Hasan'ı bulacağız Mehmet. Eğer itiraf ederdi söylersen savcıyla konuşurum, işbirliği yaptığını söylerim. Ya komiserim ben yapmadım. Yemin ederim ki ben yapmadım. Ya ustam babam gibiydi benim. Fırla yerine! Ya bırakın beni gideyim. Ustamı ben öldürmedim. Vallahi ben öldürmedim. Günaydın Zeynep. Günaydın başkomiserim. DNA'lar çıktı mı? Çıktı başkomiserim. Evden alınan DNA örneklerinin birçoğu kurbana ait. Mutfakta bulduğumuz bıçak, satır ve testerede de kurbanın kanına rastladık. Ayrıca kimlik tespiti için aldığımız DNA ile de birebir örtüştü. Sonunda kurbanın kimliğini kesinleştirdik yani. Evet başkomiserim. Ayrıca bahçeden alınan diş ve kemik kalıntıları da kurbana ait. Başka? Evden alınan örneklerde bir kadının ve onun birinci dereceden bir akrabasının DNA'sına da rastladık. Anne ve kız olabilirler mi? Evet, olabilir. Peki kasadaki kan? Kasadaki kanın DNA'sı şimdiye kadar karşılaştırdığımız hiçbir örnekle uyuşmuyor. Mehmet'e ait değil mi yani? Hayır başkomiserim. Hulki Bey'den aldığım örnekle de karşılaştırdım. Onu da tutmadım. GSM operatöründen ses yok mu hala? Numara dökümü geldi. Kurban cep telefonu hattını olaydan bir gün önce kapatmış. Peki numaralardan bir şey çıktı mı? Kurban sık sık başka bir numarayla görüşüyormuş. Ama o hat da kurban üzerineymiş. Hat ona aitmiş ama başkası kullanıyormuş yani. Evet başkomiserim. O hat hala kullanımda mı peki? Kurban aynı gün iki hattını da kapatmış. Peki, teşekkür ederim Zeynep. Rica ederim. (Gülüyor)